Neden bu kadar kaygılıyım? Neden uzun ilişkiler kuramıyorum? Neden kimse beni tam olarak anlayamıyor? Hepimizin kafasında zaman zaman dönen bu sorular. Peki ya cevaplar? Cevapları keşfetmek için Hayvel'de uzman klinik psikologlarla terapi yolculuğunuza bugün başlayın. 10 dijital bankacılık ile rahat bankacılığın masrafsız dünyasına hoş geldin. Dünya döndükçe 10 dijital bankacılıkta EFT, havale ve fast ücreti yok. 10 dijital bankacılığın tüm avantajlarına ilişkin detaylar bölüm açıklamalarında. Herkese merhaba. Bu kaydı 6 Ağustos'ta alıyoruz. Son 3-4 güne damga vuran olay Instagram'ın kapatılmasıydı. Aslında bu konuya ilişkin bir bölüm hazırlamayı planlayarak meseleyi takip etmeye başladım. Fakat şöyle bir sorun yaşadım. Instagram'ın neden kapatıldığını bilmiyorduk. Dolayısıyla sadece tahminler üzerine hareket edebilirdik. Yani evet, bir tahminimiz vardı. Instagram'ın kapatılması Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ertesi günü yaşanmıştı. Bu iki olay arasında bağlantı vardı. Bu esnada Instagram Haniye'ye övgü düzen ya da Filistin direniş örgütlerinin armalarını taşıyan paylaşımları silmeye başladı. Anlaşılan o ki Türkiye'nin resmi hesaplarından da, mesela Erdoğan'ın kendi şahsi hesabından da benzer paylaşımlar yapılmak istendi. Fakat Instagram buna izin vermedi, kaldırırız dedi. Bizimkilerde durur mu? Bu ne hadsizlik? Kapayın Instagram'ı, dünya kaç bucakmış görsünler deyiverdiler. Fakat bu dayanakları çok güçlü olan bir tahmin sadece. Çünkü kimse Türk halkını kale alıp eli yüzü düzgün bir açıklama yapmış değildi. Bilmiyoruz yani neden kapatıldığını. Kapattık gitti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter'da bir açıklama yayınlamış ama neden kapatıldığını da söylememiş. Fakat ima etmiş. İlgili kısmı şöyle. Yaptığımız kanun değişiklikleriyle tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Şimdi biz bu tweet'i yasaklamanın geldiği 2 Ağustos'ta öğleden sonra 3 sularında görüyoruz. Düşünün, sabah bir kalkıyorsunuz Instagram kapatılmış. Nedir mesele? İşte öğleden sonra bakan yardımcısı tweet atıyor, orada da bir şey belli değil. Zaten tweet'i atan da böyle popüler bir kişi değil. Dedikodular dolaşıyor, 3 gün geçiyor, neden kapatıldığını bilmiyoruz. 3 günün sonunda Erdoğan konuşuyor. Tahminler doğruymuş. Dert, Haniye paylaşımına izin verilmemesiymiş. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Evet, anlaşılan o ki bir şey ya yayınlanmamış ya da yayınlanırsa kaldırırız denilmiş. Bizimkiler iletişim diye bir şeyden haberdar olmadıkları için henüz derli toplu bir izahat dinlemiş değiliz. Hakikaten düğmeye basıp kapatın ulan denebiliyor. Ya Instagram'dan falan iş yapan yüz binlerce insan var Türkiye'de. Instagram bu insanların ekmek tekneleri. Bir sabah bir uyanıyorsun, yok. VPN ile giriliyor dükkana. İlla dükkan sahibi olmak durumunda da değilsiniz bu arada. Yani çok hayatın içinden bir uygulama artık Instagram. Tek düğmeye basıyorsunuz ve belki de örneğin Anadolu'nun bir yerinde filizlenen yeni bir aşkı soğutuyorsunuz. Gündelik hayatın çok içinde bir uygulama yani. Bunu demeye çalışıyorum. O kadar içinde ki bu aşamadan sonra mesele ulusal bir boyut kazanıyor. Düşünün lütfen. Aslında bir şirketten bahsediyoruz Instagram derken. Sonuçta o bize hizmet sağlıyor. Ve hiçbir mal veya hizmet duygu ve düşüncelerimizi bu kadar sert ve doğrudan etkilemiyor. Bu mal ve hizmet mutlaka kamu tarafından düzenlenebilmeli. Zaten bunu savunmayan yok benim gördüğüm kadarıyla. Avrupa'da da sosyal medya şirketleriyle, devleriyle Avrupalı devletler arasında didişmeler var. Yani bu noktada devletler bir şekilde sosyal medya devlerini düzenlemek istiyorlar ve hakları düzenlesinler zaten. Yani mevzu Instagram ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki didişme ise eğer, ben biraz Instagram'dan uzaklaşacağım izninizle. Instagram'ın dayanağı ne? Yani hangi hakla bir siyasi liderin ya da alelade bir vatandaşın İsmail Haniye'yi paylaşmasını engelleyebiliyor? Erdoğan'ı boş verin. Erdoğan'dan sonrayı da hesaba katın. İdeal olan ne? Bizdeki idare hukuku der ki idare önceliklidir kardeşim. İdarenin önceliği ilkesini benimsiyor bizim idare hukukumuz. Tüm Batı hukuku da buna dayanıyor. Yani mesela bir şirket ile bir devlet arasında bir çıkar çatışması varsa öncelik kamunundur, devletindir. Bakın burada Haniye'ye sempati duyup duymamamız önemli değil. Bir hak hukuk meselesi bu. Hangi hakla Instagram izin vermiyor? Şu hakla izin vermiyoruz diyor Instagram'ı da elinde bulunduran Meta şirketi. Diyor ki çünkü Hamas bir terör örgütüdür.
Şimdi terör örgütü müdür değil midir? Buradaki subjektif yorumlarınız anlamsız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de buna cevaben diyor ki, yo, benim kanunlarıma göre terör örgütü değil. Hatta İsmail Haniye öldü diye biz burada milli yas ilan ettik. Arkadaşlar, enteresan bir laf edeyim bakın. Ne olursunuz düzgün anlamaya çalışın, yanlış anlamamaya gayret gösterin. Bakın mesele Hamas'tan da öte. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu demeye hakkı vardır ya. Ne hakla karışabiliyorsun kardeşim sen? Ha diyebilirsiniz ki Meta'nın da bunu demeye hakkı vardır. Ben de derim ki Meta'nın bunu demeye hakkı nereden gelmektedir? Ben devletim, egemenlik gücüm var. Peki ya Meta'nın benimle eşitlenmesi nasıl mümkün olsun? Meta da buna cevaben diyor ki kardeşim ben devlet değilim doğru ama ben ABD menşeili bir şirketim. Ben devlet değilim ama ben de bir devletin menşeindeyim. Benim devletimin kanunlarına göre Hamas bir terör örgütü. Uygulama size özgü değil, standart. Bu haliyle Meta da kendince haklı. İşte bu yeni durumu bugün dünyanın hemen hemen tamamı sosyal medya devleriyle didişerek aşmaya çalışıyor. Yani kamu bütün dünyada bu işi yapıyor. Böyle tüm dünyada geçerli olan bir regülasyon yok. Her devlet diş geçirdiği kadar. Yani diş geçirebilen geçiriyor. Herkes kendi gücüne, kuvvetine göre diş gösteriyor. Ama sadece Türkiye o zaman kapattım gitti diyebiliyor. Ya bu işin mahkemesi var. Bu işin bir kamuoyu oluşturma işi var. Yani aslında basit, gündelik, hemen her devletin başındaki bir sorunu biz tüm insanların gündelik hayatının içine ederek çözebiliyoruz ancak. Zaten bence karşı çıkılması gereken nokta da burası. Ya bu işlerde bizim devlet biraz da halkının konforunu ve onurunu gözetse, şu işi daha incelikli şekilde çözebilse, çözemiyorsa da dönüp halka bir açıklama yapsa, birisi bizleri de muhatap alsa diye içimden geçirirken, Instagram'a karşı verilen zorlu mücadelede Instagram'ın tarafını tutan bir ev zencisi olduğumu fark ettim. Öyle dedi Erdoğan. Bu platformların ayyuka çıkan sansürcülüğü, bütün bunlar karşısında kağıttan kaplana dönüşenler, ülkemizi tenkit etme hususunda hemen aslan kesiliyorlar. Kimse kusura bakmasın ama özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade hürriyetine sahip çıkmakta değildir. Rahmetli Malik El Şahbaz'ın tarifiyle bunun adı ev zenciliğidir. Ne heybetli ifade be, ev zenciliği ha. Vallahi reis yapıyor bu sporu. Bir biçimde ekonomiyi konuşturmuyor. Ama bu ev zencisi ifadesiyle etli bir konu bıraktı önümüze. Ağız sulandırıcı. Hadi gelin bu bölümde Erdoğan'ın literatüründeki zenci Türkleri konuşalım. Bunu konuşurken geçen haftaki Trend Topic bölümüne de selam çakalım. Geçen hafta orta sınıfları konuşmuştuk. Hadi gelin bu hafta da tırnak içinde söylüyorum alt sınıfları konuşalım. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Siyasal hayatını analiz etmede kullanılan bir takım şablonlar var arkadaşlar. Bu şablonlar içinde yakın tarihimizde en büyük etkide bulunanı Şerif Mardin'in merkez çevre yaklaşımıdır desek hata etmiş olmayız sanırım. Bu yaklaşıma göre merkezin gücünü elinde tutan çevreler kendi dünya görüşlerini çevreye dayatmakta. Bu esnada türlü imtiyazlar elde etmekte. Bu imtiyazlarını da askeri vesayet ile tahkim etmekteler. Bu da öyle 5-10 yıllık bir mesele değildir. 19. yüzyıl Osmanlı Türk modernleşmesi bu gerilim üzerine kuruldur diyor Şerif Mardin. Çok parçalı Osmanlı sosyal yapısıyla tek parçalı Osmanlı payitahtı arasındaki gerilimden yükselir merkez çevre yaklaşımı ve bu gerilim kendisini cumhuriyete de miras bırakır. Bir tarafta merkez, merkezin kültürel alanındaki kesimler, bir tarafta da çevre. Bu ikilik ya da bu gerilim büyük oranda kültürel ve politiktir. Yani sınıfsal bir çatışmayı önemsemez Şerif Mardin, bu noktada çevreyi ve merkezi kültürel ve politik bir bakış açısıyla kavrar. Bu haliyle Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki engel merkezdedir. Müesses nizamın kültürel konumlanışından farklılaşan Kürtler, Aleviler veya dindar Müslümanlar ise hem köylerde yaşamakta olduğu için merkezden uzaktır, hem de merkezin kültürel konumlanışından ayrı yerde dururlar. İşte Türk siyasal hayatındaki gerilimleri yaratan fay hatları merkez ile çevre arasından geçer. Şerif Mardin'in bu yaklaşımıyla Türk siyasal hayatını okumaya çalışanlar dindar Müslümanları da çevrede görüp bu dindar Müslümanların merkeze ilerlemesini hayırlı bir gelişme saydılar. Halbuki merkeze yürüyen sadece dindar Müslümanlar değil, 1950'lerden beri bizzat merkezin içinde olan İslamcılardı.
Bu ikisini, yani dindar Müslümanlıkla İslamcılığı birbirinden ısrarla ayırıyorum. İslamcılar her zaman müesses nizamın emrindeydi. Yani eğer ki gerçekten bir merkez çevre varsa İslamcılar merkezin içindeydi. Ama yetmez ama evetçiler böyle düşünmediler. 2010 referandumunda yetmez ama evet şeklinde vücut bulan bu yaklaşıma göre Müslümanların iktidarı Türkiye'ye daha fazla demokrasi getirecekti. Çünkü bu gelişme çevrenin merkeze yaklaşması anlamına geliyordu. Neyse, konumuz yetmez ama evet değil ama bu merkez çevre yaklaşımından haberdar olmalıyız. Çünkü bu zenci Türk meselesi de yine bu yaklaşımın penceresinden çıkıyor. Merkez, yani devleti devlet yapan özün simgelerine sahip çıkan, bu kültürel havuzun içinde yetişen Türklere beyaz Türk, çevredeki Türklere de zenci Türk ya da siyah Türk denmeye başlıyor 1990'larda. Aslında bu kavramlar, yani beyaz Türk kavramı medyada dillendiriliyor. Aslında böyle bir akademik kavram değil, gazeteciler uyduruyor. Habertürk'ün o zamanki sahibi Ufuk Güldemir, beyaz Türk ifadesini ilk kullanan kişi. Ama yazılı basında da Serdar Turgut önümüze çıkıyor. 90'lı yılların icadıdır bu beyaz Türk ifadesi. Fakat beyaz Türklük deyince Mine Kırıkkanat tam bir sembol isme dönüşüyor. Bu noktada Kırıkkanat'ın 27 Mayıs 2005'te, yani 20 yıl kadar önce Radikal Gazetesi'nde "Halkımız Eğleniyor" başlıklı yazısı tipik bir beyaz Türk yaklaşımı olarak sunuluyor. Şöyle yazıyor 20 yıl önce Kırıkkanat. Sahil yolunda kilometrelerce uzunluktaki çim alan, kenarından geçen arabalardaki seyircilerin görüş zaviyesinde olduğundan manzara da mangal düzenindedir. Don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken siyah çarşaflı ya da türbanlı, istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yerlemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. Her 10 metrekarede bu manzara tekrarlanmakta, kara halkımız kıçını döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve paçalı donlarıyla yatmazlar, hart hart kaşınmazlar, geviş getirip giyirmezler. Zaten bu kadar kalın, bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı da olmazlardı. Kırıkkanat'ın bu yazısındaki yaklaşımı eleştirince sanki sahil kenarında gayri medeni biçimde mangal yakmayı olumluyormuş gibi oluyoruz. Halbuki hayır, medenileşme bizim gibi uluslaşma sürecindeki toplumlar için bir süreçtir, bir an değildir. Toplumlar ezelden ebede medeni veya ezelden ebede gayri medeni diye ayrılmazlar. Medenileşme bir amaçtır ve medenileşme aynı zamanda bir süreçtir. Dolayısıyla ya halkımız böyledir, geçmiş olsun, bu halkla hiçbir şey yapılmaz demek doğru bir yaklaşım değil. Besteci ve söz yazarı Fikret Kızılok, Bir Devrimcinin Güncesi albümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarından esinlenerek onun hikayesini anlatıyor. Bulgaristan'da ateşe militerlik yaptığı dönemde yaşadığı bir olay Mustafa Kemal'i çok etkiliyor. Fikret Kızılok'tan dinleyelim. Bir gün Sofya'nın müzikli bir çay bahçesinde birden yanı başıma bir Bulgar köylüsü geldi. Garson onunla ilgilenmekten hoşlanmadı. Köylü, "Bulgaristan benim çalışmamla yaşatılıyor. Bulgaristan benim tüfeğimle korunuyor. Verin çayımı, pastamı, alın parasını," dedi. Ben de köylüden yana çıktım. "Benim de köylüm böyle olmalı," dedim. "İşte böyle olmalı." Mustafa Kemal bu olayı görüp "Bir Bulgar köylüsüne bak, bir de bizim Türk köylüsüne bak. Adamlar aşmış abi," de diyebilirdi. Fakat ne dedi? "Benim köylüm de böyle olmalı," dedi. Hedef koydu, bir süreç olduğunu fark etti ve siyasi yaklaşımını buna göre geliştirdi. Ne yaptı aslında bu haliyle? Yoksul köylünün faydasına bir ideoloji benimsedi. Bu iki yaklaşım arasındaki fark, yılgınlıkla devrimcilik arasındaki fark gibidir. Türkiye'de orta sınıflar bir yılgınlık içinde. Tabii ki bu yılgınlık sınıfın yozlaşmasına neden oluyor. Halbuki devrimci olmalılar. Tüm halk kesimlerine bakıp utanmalı, sorumluluk hissetmeli ve "benim vatandaşım da medeni milletler gibi yaşayabilmelidir" demeli. Fakat bunun yerine bir kısmımız Mine Kırıkkanat gibi davranabiliyor. Yer yer böyle şeyleri sosyal medyada yazabiliyor. İşte bu tavra beyaz Türklük diyelim. Hani öyle değildir de bu tavra beyaz Türklük diyelim. Çünkü öyle resmediliyoruz. Beyaz Türkler batılı ve seküler hayat tarzını benimsemiş, ekonomik düzeyi yüksek, eğitim hayatının tümünü veya belli bölümünü yurt dışına tamamlamış güçlü bir azınlığı ifade ediyor. Aslında zenci Türk ifadesi bir karşıtlıktan doğuyor. Kimse durup dururken zenci Türk kavramını kullanmıyor. 90'lı yıllarda beyaz Türk ifadesi popülerleşince haliyle beyaz olmayan Türk'e ne diyeceğimiz sorgulanıyor ve böylece yeni bir kavram hayatımıza giriyor. Zenci Türk.
Bu ifadeyi de popülerleştiren kişi kim biliyor musunuz? Bizzat Recep Tayyip Erdoğan. Yanlış anlamayın. Son açıklamasıyla bu ifade trend topik oldu da Erdoğan'ın lügatına Zenci Türk ifadesi bugün girmedi. 21 yıl önce girdi. 14 Mayıs 2003. 21 yıl geriye gidiyoruz. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün "Kardeşiniz bir Zenci Türk'tür" başlıklı yazısı o gün yayınlandı. Beraber takip ederim. Başlıktaki Zenci Türk ifadesi size yadırgatıcı gelebilir. Ama ifade bana değil, bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan'a ait. New York Times gazetesinin pazar günkü sayısında Erdoğan'la ilgili ilginç bir portre yazısı yayınlandı. Başbakan orada aynen şunu söylüyor. Bu ülkede beyaz Türkler ve Zenci Türkler ayrımı var. Kardeşiniz Zenci Türklere mensuptur. Yıl 2003. Erdoğan başbakan olalı henüz bir yıl bile dolmamış. Ankara'ya Erdoğan'la röportaja gelen New York Times muhabiri Deborah Sontag'a politik konumunu tarif eden Erdoğan kendisine Zenci Türk diyor. Biraz da ABD'li okurların vaziyeti anlaması adına kolaylaştırıcı bir ifade olduğunu söylemeliyim. Yani bir ABD'li gazeteci benimle röportaj yapsa ben Zenci Türk'üm diyerek aslında ABD'lilere bir selam çakmış olabiliyorum. Fakat tabii sadece 2003'te böyle bir laf edip bırakmıyor Erdoğan. İlerleyen yıllarda bu ifadeyi ihtiyaç duydukça tekrar ediyor. Mesela başbakanlık binası olarak yapılan ama Erdoğan cumhurbaşkanı olunca cumhurbaşkanlığı binasına dönüşen devasa saray çok gündem oluyor. Hal böyle olunca sarayda halk kesimleriyle toplantılar düzenliyor Erdoğan. Orada da bu Zenci Türk ifadesini kullanıyor. Ta Mayıs 2015'te, 8-9 yıl kadar önce. Şayet biz burada milletimizle bir araya gelip kucaklaşmak yerine sadece belli kesimleri ağırlayıp, hani bunların beyaz Türkleri var ya, onları ağırlayıp, çünkü onlar size bize Zenci Türkler diyorlar. Ben de öyle bir Zenci Türk olmaktan şeref duyuyorum. O dönemde de mesele küçük çapta yankı buluyor. Düşünün, Danıştay'ın inşaatın kaçak olduğunu söylemesine rağmen bin odalı bir başbakanlık sarayı yaptırıyorsunuz. Yetmiyor cumhurbaşkanı olunca. Binayı da o zaman bu bina artık cumhurbaşkanlığı binası olsun diyorsunuz. Devasa başkanlık sarayınızla tüm dünyanın diline düşüyorsunuz. Lüks, şatafat vesaire. Ama çok kullanışlı bir ifadeyle geniş halk kesimleriyle kendinizi yine de özdeşleştirebiliyorsunuz. Peki kim bu Zenci Türkler? Erdoğan birkaç kez biz bu ülkenin zencileriyiz diyor da neden zencisiniz kardeşim? Ona ilişkin ipucunu da 2018 seçimlerinden bir hafta kadar önce söylüyor. Eğer bu ülkede Zenci Türklerden bahsediliyorsa o biziz. Niye? Çünkü bizim yavrularımız okulların kapısından geri döndürüldü. Ve bizim yavrularımız bu ülkenin üniversitelerinde okutulmadı. Bu haliyle Erdoğan Zenci Türk derken aslında Kemalist laikliğin dışarıda bıraktığı dindar Müslümanları kavramış oluyor. Yani Şerif Mardin'in merkez çevre yaklaşımına da bir selam çakmış oluyorsunuz. Haliyle ezen ezilen ilişkisini ekonomik altyapıdan tümüyle dışlıyor ve ezen ezilen ilişkisini dinsel, kültürel bir boyutta kavruyorsunuz. Haliyle takipçileri de onun peşinden gidiyor. Böylece büyük fabrikaları olan binlerce insan çalıştıran bir kişi kültürel formasyon nedeniyle Zenci Türk olabilirken 2024'ün parasıyla 50-60 bin lira maaş alan kentli bir emekçi sırf eğitimli ve kentli diye beyaz Türk olabiliyor. İşte bu çelişki asabımızı fazlasıyla zorluyor, farkındayım. Bu tezgah 22 yıldır Erdoğan'a koltuğunu kaybettirmedi ama. Tüm emek kesimini ortadan ikiye böl, bir kısmına zenci, bir kısmına beyaz de ve kendini zencilerin temsilcisi olarak gösterip beyaz Türklerle didiş. İşte sağ popülizm. Bu bir sınıfsal kamplaşma değil, kültürel kamplaşma bu arada. 22 yıllık bir kültürel kamplaşmanın neticesinde modern devlet kurumları tasfiye edilmiş, sınıflar arası uçurumda büyümüştür. E şimdi Zenci Türk budur da ev zencisi nedir? İşte orada arkadaşlar çok ağır bir hakaret var. 19. yüzyılda ABD'nin güneyinde büyük meralarda zenci köleler çalıştırılır. Bu kölelerin beyaz efendileri de bu meraların ortasındaki büyük malikanelerde yaşardı. İşte bir takım zenci köleler tarlalardayken bir takım zenci köleler de ev hizmetlerinde görevlendirilirdi ki bu ev hizmetlerinde görevlendirilenler biraz daha imtiyazlıydı. İşte ev zencisi denen bu kişiler efendiye en çok yalakalık eden, efendinin sözünden hiç çıkmayan, hatta diğer zenci kölelere de efendi gibi gaddar davranan bir kişiydi. Bu kişinin Hollywood'daki bence en iyi temsili Quentin Tarantino'nun Django filminde işlenmişti. Bir köle tacirini canlandıran Leonardo DiCaprio'nun ev zencisi Steven
bu kavramın iyi bir temsiliydi. O atın üstündeki o zenci de kim? Ha, Steven, kahvaltıda iğne mi yedin? Neyin var? Neden bu kadar kabasın? Beni mi özledin? Evet ha? Efendim. Sizi bir domuzun çamuru özlemesi gibi özledim. Bir bebeğin anasının memesini özlemesi gibi. Sizi ayakkabımın içindeki bir taş kadar özledim. Bu arada Steven'ı canlandıran Samuel L. Jackson'ın filmdeki performansı da görülmeye değerdi. Neyse. Ev zencisi tiksinti verecek bir kişidir ve Erdoğan bu ifadeyi hangi bağlamda kurduğuna göre bu kişi siz de olabilirsiniz. O halde konuşmasının devamına da kulak verelim Erdoğan'ın. Ne diyor ev zencisi derken? Batı'dan çok batıcı, İsrail'den çok İsrailci. Ezik olduğu kadar fırsatçı da olan bu ev zencilerinin hayattaki tek varlık gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Bu konuşmada adı geçen Malik El Şahbaz aslında Malcolm X'in Müslüman olduktan sonra kullandığı adı. Yani bu ev zencisi ifadesi aslında ABD'li siyah hareketin beyazlarla işbirliği halindeki siyahlar için kullandığı hakaretamiz bir ifade. Erdoğan'ın da ne bağlamda kullandığını herhalde anlamışsınızdır. Erdoğan bu ifadesiyle Instagram'ın kapatılmasından şikayet edenleri efendileriyle işbirliği yapan ev zencilerine benzetmiş oluyor. Bu enteresan bir ifade biçimi, zira bu haliyle Erdoğan geçmişte beyaz Türk olarak resmettiği kesimlere artık ev zencisi demiş oluyor. Beyaz Türklükten ev zenciliğine enteresan bir geçiş değil mi? Özyeğin Üniversitesi'nden Profesör Evren Balta da bu geçişe parmak basmış. Erdoğan, beyaz Türklerin de aslında beyaz olmadığını ama köle sahipleri tarafından ayrıcalık verilmiş gibi yapılan ev zencileri, yani ezilenler olduğunu söylemek istemeden söylemiş oldu. Beyaz Türklüğün iktidar açısından bile tevadülden kalkışı ve zencileşmesi Türkiye'de iktidarın dönüşümüne dair çok şey söylüyor. Beyaz Türk mü olmak istersiniz, ev zencisi mi? Artık ikisinden biri sizin seçiminiz. Peki çare nedir? Bu tezgahtan nasıl kurtulacağız? Hadi onu da reklamlardan sonra konuşalım. Hayatınızın başrolü sizsiniz ve her yeni gün hikayenizi değiştirmek için size fırsatlar sunar. Şimdi harekete geçin ve kendi hikayenizi yeniden yazın. Hayvel'in tamamı yüksek lisans mezunu 1200 aşkın klinik psikoloğuyla 15 dakikalık ücretsiz ön görüşmeler yaparak ilk adımınızı atmak için açıklamadaki linkten Hayvel'i hemen indirin. 10 dijital bankacılığın sana bir hediyesi var. 10B davet koduyla 10'lu olup ilk 500 TL ve üzeri market alışverişinde 100 TL nakit iade fırsatı seni bekliyor. Tek yapman gereken 10 mobil uygulamasını indirip müşteri ol formunda davet kodu alanına 10B yazmak. Üstelik yeni müşterilere özel %0'dan başlayan faiz oranlı kredi rahatlığı da 10'da seni bekliyor. Detaylar açıklamada. Unutma, davet kodun 10B. O-N-B-E-E. Erdoğan tüm bu ezen ezilen ilişkilerini merkeze oturttuğu dindarlık meselesi üzerinden kavruyor, seküler, modern yaşam tarzını benimsemiş kesimleri beyaz Türk olarak resmediyor. Fakat bu beyaz Türklük meselesini sınıfsal olarak değil, kültürel olarak kavruyor. Böylece Rahmi Koç da bir beyaz Türk olurken, belki bu kaydı mesaisine giderken dinleyen sizler de tıpkı Rahmi Koç gibi beyaz Türk olabiliyorsunuz. Ne güzel değil mi? Bir milyarderle aynı potada eritilebiliyorsunuz. Tersinden düşünün, dindar muhafazakarlar da zenci Türk potasında eriyebiliyor. Mesela yine bir başka milyarder, Turkuaz Medya'nın bir patronu, milyarder Cemal Kalyoncu da bir zenci Türk. Pazar yerine akşam saatinde gidip ucuza sebze arayan bir amcamız da zenci Türk olabiliyor. Böylece sanki bu amcamızla Cemal Kalyoncu arasında, Cemal Kalyoncu ile Erdoğan arasında herhangi bir çelişki yokmuş gibi tek potada eritilebiliyoruz. Hakikati eğip bükmek bu işte. Tüm bu didişme içinde sınıfsal olan da görünmez oluyor. Kendisine ezilen kabul eden geniş kesimler bu kültür savaşında cepheye sürülen piyadelere dönüşürken maalesef orta sınıfların bir kısmı da bu kültür savaşını devam ettirebiliyor. Trajikomik bir sokak röportajını beraber dinleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar olan hükümetlerin içerisinde bizim hükümetimiz bir tane. Fiyatların düşeceğine inanıyorsunuz yani. Düşeceğine inanıyorum. %1500 düşeceğine inanıyorum. Neye göre konuşuyorsun? İlkokul mezunu, ben fen lisesi mezunuyum. Neye göre konuşuyorsun? Ben de mezunum. Göre, siz inanıyorsunuz. Türkiye, biz bu hayat pahalılığını yaşıyoruz. Ne dediğimi anlayabildiniz değil mi? Durun dayılar, siz kardeşsiniz diyen yeni bir siyasetle üremeyince didişip duruyoruz. Bu kültürel kamplaşmanın sandık sonuçları da ortada. 2014 Erdoğan %52,
2018 Erdoğan %52, 2023 Erdoğan %52. Aynı şekilde gidersek belki de adayımızı değiştirirsek 2028'de iktidar değişir. Ama bir tuzağa düşürüldüğümüz, bir tezgaha dişli yapıldığımız da ortada. Bu tezgahın dişlisi olmayı reddeden bir siyaset gerekiyor ki Trend Topik'i uzun zamandır takip eden dinleyicilerimiz bu tezgahın ancak sınıf siyasetiyle kırılabileceğini benden duydular en azından. Katılıyorlar mı katılmıyorlar mı bilmiyorum ama en azından ben kendi tezimi sunuyorum burada. Evet, belki de Türkiye'de bir zenci Türk beyaz Türk ayrımı vardır ama bu ayrım Erdoğan'ın ifade ettiği biçimde bir kültür çelişkisi içinde değil, bir sınıf çelişkisi içindedir. İşte Erdoğan'ın zehrinin panzehiri. Dolayısıyla Erdoğan'ın tarif ettiği zencileri ülkenin %80'den fazlasını oluşturan ücretli çalışanlar ve bu kişilerin müşterisi olduğu küçük esnaf oluşturur. Bizler sınıfları orta ve alt diye ayırınca vaziyeti tam kavrayamıyoruz. Halbuki hepimiz aynı biçimiyle para kazanıyoruz. Bir önceki bölümde bunu anlatmaya çalıştım. Ama bunu kavrayamayınca asgari ücret alan bir kişi 50.000 TL maaş alanı zengin sanıyor. 50.000 TL maaş alan da kendisi zengin zannedildiği için kendisini patrondan sayıyor. Böyle olmamalı. E ama kültür çelişkisinde tümüyle devre dışı bırakıyorsun Ozan. Hiç mi kültürel çelişki yoktur emek sahipleri arasında diyenleriniz olabilir. Çok enteresan bir meseledir. Zaten bu meseleyle final yapalım. Geçen haftaki bölümün ardından bir dinleyicimiz Ekşi Sözlük'te enteresan bir eleştiri getirmiş bölüme. 404 numaralı Trend Topik yayınının başlangıcında orta sınıf ve alt sınıfın farkını iyi anlatan, sonra orta sınıfın bulunduğu kültürel aidiyeti aşağılamaya çalışan garip bir solcu. Ben ayımın yarısını bu arkadaşın bahsettiği alt sınıfla Anadolu köyünün İzbe bir fabrikasında beraber geçiriyorum. Ailesinden aldığı eğitim ve ahlak bilincini tamamen adaletli kazanç üzerine oturtmuş genç bir orta sınıf olarak şunu söyleyebilirim ki, hayatımda tanıdığım karakter olarak en pis insanlar, en çıkarcı, en işten kaytarmacı, kolay para sevdalısı insanlar o birlik olmamızı istediğin alt sınıftan çıktı. Ozan Bey'in kendisine önerim bu tarz bir yerde 30 gün geçirip bu insanlarla beraber çalışması. Bakalım kendisinin sınıf bilincine nasıl bir değişiklik olacak? Bence müthiş bir eleştiri. Mine kırık kanat kadar haklı ama bu tutumun kendisi bizi Erdoğan'ın tezgahındaki dişiden öteye götürmüyor. Bu dinleyicimiz haklı olarak Anadolu köyünün izbe bir fabrikasında gördüklerinden etkilenmiş. Halbuki ben bölüm boyunca ezilenlerin, yoksulların çok düzgün ahlaklı, son derece medeni insanlar olduğunu falan söylemedim. Daha doğrusu ezilenlerin ahlakına ilişkin hiç konuşmadım. Hep orta sınıfı konuştuk çünkü konumuz orta sınıftı. Zaten sosyal çevrenizi de bu kişilerden, ezilenlerden seçin de demedim. Ya ben de seçmem. Kendi kültürel dünyama daha yakın insanlar benim sosyal çevremde olur. Yani bunu anlarsınız muhtemelen. Ama madem yeri geldi, ezilenlerin ahlakından bahsedelim. Eğer mücadele etmiyor ve kendisine asıl ezenin kim olduğunu görmüyorsa, son derece ahlaksız bir kişidir ezilen kişi. İşte ezilenlerin böyle ahlaksızlaşması komünist şair Nazım Hikmet'in dizelerinde ve merhum sanatçı Genco Erkal'ın seslendirmesiyle şöyle dile gelir. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeş. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup da deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek, hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat. Senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim. Nazım'ın bu veryansını aslında emek cephesine ince bir sitemdir ve şiir koyun gibisin gibi ifadelerin yanında canım kardeşim ifadelerini de barındırır. Mesele yalnızca oy vermekten ibaret değildir. Evet, Nazım biraz sitem etmiştir ama sevgi dolu bir sitemdir bu. Fakat şunda farkındayız. Ahlaksız bir kişidir ezilen kişi. Daha doğrusu bizim ahlakımıza uygun değildir onun ahlakı. Bir başka şiir de Şükrü Erbaş'tan gelsin. Biz üniversitede çok severdik bu şiiri fakat görebildiğim kadarıyla son yıllarda orta sınıf kininin de etkisiyle bu şiir çok popüler oldu. Şiirimizin adı enteresan. Köylüleri niçin öldürmeliyiz? Şükrü Erbaş'ın kendi sesinden dinleyelim. Köylüleri niçin öldürmeliyiz? Çünkü onlar ağır kanlı adamlardır. Değişen bir dünyaya karşı kerpiç duvarlar gibi katı, çakır dikenleri gibi susuz, kayıtsızca direnerek yaşarlar. Aptal, kaba ve kurnazdırlar. İnanarak ve kolayca yalan söylerler. Paralar olsa da yoksul görünmek gibi bir hünerleri vardır. Her şeyi hafife alır ve herkese söverler.
yağmuru, rüzgarı ve güneşi bir gün olsun ekinleri akıllarına gelmeden düşünemezler. Ve birbirlerinin sınırlarını sürerek topraklarını büyütmeye çalışırlar. Enteresan bir şiirdir Köylülerin için Öldürmeliyiz şiiri. Uzundur da. Bu dinlediğiniz kısım sadece bir parçası. Ben sevdiğim bir kısmını bir de kendim seslendireyim. Köylülerin için öldürmeliyiz. Çünkü onlar otobüslerde ayaklarını çıkarırlar. Ayak ve ağız kokuları içinde kurulup koltuklara, herkesi bunalta bunalta yüksek perdeden kızlarının talihsizliğini ve hayırsız oğullarını anlatırlar. Yoksulluktan kıvrandıkları halde şükür içinde bunun Tanrı'nın bir lütfu olduğunu inanırlar. Ve önemsiz bir şeyden söz eder gibi her fırsatta gizli bir övünçle uzak şehirdeki zengin bir akrabalarından söz ederler. Kibardırlar lokantada yemek yemeyi bilecek kadar. Ama sokağa çıkar çıkmaz sümküre sümküre yollara tükürürler. Ve sonra şaşarak temizliğine ve düzenine şehirde yaşamanın iyiliğinden konuşurlar. Bu şiiri yazan Şükrü Erbaş halk düşmanı mıdır? Beyaz Türk müdür? Hayır, tersine. Ham hakikatten korkanlar halkın düşmanıdır. Hakikati eğip bükenler, köylüleri bu halleriyle sevenler, böyle çıkarcı, böyle ahlaksız bir toplumun değişmeden kalmasını isteyenler halk düşmanıdır. Şükrü Erbaş bu şiirinde hakikati resmeder. Köylüler gerçekten böyle karakterli insanlar da olabilirler. Ama mesele toplumu değiştirebilmektedir. Hatırladınız mı Atatürk? Ben de köylüden yana çıktım. Benim de köylüm böyle olmalı dedim. İşte böyle olmalı. Ezilenleri savunmak zordur çünkü onlar pis kokarlar. Pistirler ve ağızları çürüklerle doludur. Bir de dibinize girip ne yediği belirsiz şeyleri anlamanızı beklerler. Cahildirler. Dünyayı bırakın içinde bulundukları ülkeyi bile doğru düzgün kavrayamazlar. Çağdaş Hukukçular Derneği eski başkanı ve Soma davasının avukatı Selçuk Kozağaçlı bir panelde ezilenleri şöyle anlatmış. Ezilenlerden yanılmak çok zor bir iştir arkadaşlar. Ezilenler şöyle bir millettir. Karılarını döverler, yedilerinin mallarını çalarlar, duş almazlar, dişlerini fırçalamazlar, pis kokarlar, fotoğraf çekemezler, avukatlık yapamazlar. Çok rezil bir millettir yani. Kumar oynarlar, içki içerler, erken ölürler, birbirlerinin karılarına kızlarına sarkıntılık yaparlar. Yoksul sever misiniz? Yoksul celladına oy verir, yoksul katilini peygamber yapar, yoksul içlerindeki en uzun boyundan Mehdi çıkartır, yoksul içlerindeki en sarışınından kral yapar. Fark etmez, yoksul pis bir şeydir, yarım akıllı bir şeydir yani. Yoksullardan yana mısınız hala? Yoksulları, ezilenleri savunmak zor bir iştir. Konforlu değildir. Düşünme kaslarınızı da geliştirmek gerekir. Genelde sinirlenme eğilimi içinde oluruz yoksulları görünce. İçinde bulunduğu tüm koşulların onların suçu olduğunu söylemek eğilimindeyizdir. Nazım'ın dediği gibi biraz da yoksulun suçudur da dilimiz bu kadar kolay varmamalı bu durumdan yoksulları kabahatli bulmaya. Ama mecburuz. Çünkü bu ezilen milleti gözünü açtığı vakit dünyanın en güzel insanları da yine bu kişilerin içinden çıkar. Aslında kendinizle bir konuşun. Kendinizin en iyi özellikleri yoksullara yakınsadığınız özelliklerinizdir. Dayanışmadır mesela. İşte hayalimiz de zaten budur. Halkımızın üzerine boca edilmiş kiri pazı temizlesek altından büyük bir cevher çıkabilir. Ben de biliyorum Anadolu'nun izbe bir fabrikasındaki işçilerin icabında ne kadar ahlaksızlaşabileceğini. Nereden biliyorsunuz diye sormayın, biliyorum. Fakat yine de bu tezgahı kırıp yeniden bir ulus olmanın tek ama tek yolunun yine ezilenlerin marifeti olacağını da farkındayım. Sağcı popülizm, ulusumuzu bir kültür savaşının içine sokup kendi sermayedarlarının milyarına milyar katmasını sağladı. Halkımızı bu kültür savaşından çıkarmak zorundayız. Tek çare bu, tek çare. Alternatifi yok, tek çare. Bu yüzden halka kızılmaz deyip duruyorum. Halka kızarak bir yere varılamaz çünkü. İnsanın kızası geliyor farkındayım ama madem bizlerin kültürel sermayesi bir önceki bölümde bahsettiğim şekilde daha yüksektir, o halde halkımızı bir kültür savaşından çıkarmak da bizlerin sorumluluğundadır. Ne Aleviler, ne Kürtler, ne gayrimüslimler, ne tek başına orta sınıflar, ne LGBT'liler, ne bir başkası. Tek bir özne var, tek bir özne bu hayatı baştan sona değiştirecek. Toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çok olanlar ancak yeni bir hayat kurabilecek. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Genco Erkal'ı rahmetle ve şükranla anarak bitirelim. Sağ popülizmin batağına saplandık ve bu zehri bünyemizden atacak tek bir panzehir aramaktayız. Tek bir panzehir var bu işin.
bu ülkenin gerçek zencilerinin emekçiler olduğunu kavrayan bir sol popülizm. Sağ popülizmin panzehiri bir sol popülizm. Belki ilginizi çekerse sonraki bölümlerde bu sol popülizm meselesini biraz daha açarız. Yıldık bu popülizmden demeden önce biraz sabır gösterin. Takipte kalmaya devam edin. Trend Topik'i Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar ezilenlerin sesine lütfen kulak verin. Hoşça kalın. Terapiye başlamak kendinize yapacağınız en faydalı yatırımlardan biri. Hayatınızı dönüştürecek ve en iyi versiyonunuzu keşfedeceğiniz bu yolculuğa çıkarken Podon kodunu kullanarak Hayvel'in tüm seans paketlerinde geçerli %10 indirim fırsatından yararlanın. Hayatınızın yeni bölümlerine Hayvel ile başlayın. Onlu olmak çok rahat. Dakikalar içinde görüntülü görüşmeyle onlu olabilir, 10 dijital bankacılıkla rahat bankacılığı deneyimlemeye başlayabilirsin. Unutma, onda dünya döndükçe EFT, havale ve fast ücreti yok. Onlu olurken 10B davet kodunu girmeyi unutma.